Efendim, Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Son sürat seriye devam ediyoruz. Bugün sıradaki tarifimiz Tunceli'den. Tunceli için güzel bir şorbik tarifimiz var. Şorbik çorbası deniyor. Ana yemeğine benzer. Çok lezzetli bir tarif. Buyurun malzemelerle tarife geçiyoruz. Şorbik için kullanacağımız malzemeler 600 gram kuzu etimiz var. Kuzunun but kısmından kapak dediğimiz eti kullanacağız. 5 su bardağı haşlanmış nohut, 2 su bardağı süt, 1 miktar tereyağı, 1 tane küçük boy soğan, tuz ve karabiber kullanacağız. Buyurun tarife geçelim. Öncelikle etimizi kuşbaşı doğrayarak başlıyoruz. Biz bu yemekte kuzu eti tercih ettik. İsterseniz dan eti de kullanabilirsiniz. Tunceli için yemek bulmakta birazcık zorlandık. Öyle çok fazla aşırı seçeneğimiz yoktu. Yani yapabileceğimiz 3-5 tane tarif vardı. Bunlardan en tanınmış olan da babuko. Biz de bu tarifi seçtik. Yani şorbiyi. Etleri bu şekilde kuşbaşı doğrayacağız. Etlerimizi kuşbaşı doğradık. Pişirmeye başlayabiliriz. Ocağımızı yaktık ve bakır tenceremizi ocağın üzerine aldık. İçerisine 1,5 yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Tereyağını çok az eritince etleri ekleyeceğiz. Etlerimizi ekliyoruz. Çok az karıştırıp kapağını kapatacağım. Kapağı kapalı orta ateşte yavaş yavaş etimizi kendi suyunda haşlayacağız. Kapağını kapatıyorum. Ara ara karıştıracağız. Etimizi kontrol edeceğiz. Yaklaşık 10 dakikadır kendi suyunda haşlanıyor. Gördüğünüz gibi üzerine hiç su eklemedik. Kendi suyunda yavaş yavaş haşlanıyor. Çok az kalmış suyu. Bu suyu da buharlaşınca yavaş yavaş yağında kavrulmaya başlayacak. Biz de o sırada soğanı doğrayıp soğanını ekleyeceğiz. Etimizin suyu buharlaştı. Artık yavaş yavaş yağ çıkıyor. Bu aşamadan sonra kapağını kapatmayacağız. Yavaş yavaş kavurmaya devam edeceğiz. Bir tane soğanımız vardı ve onu yemeklik doğruyoruz. Yemeklik doğradığımız soğanları da etin üzerine ekliyoruz. Soğanları da çok az kavurunca nohudunu ve suyunu ekleyeceğiz. Soğanları da yeterince kavurduk. Sırada nohudumuz var. 5 su bardağı haşlanmış nohut ekliyoruz. Tekrar karıştırdık. Sırada suyumuz var. Toplamda 6 su bardağı su ekleyeceğim. Sıcak su kullanıyoruz. 6 su bardağı sıcak suyumuzu ekledik. Tekrar karıştırdık. Tuzunu ekleyeceğim. Şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yemek piştikten sonra tadına bakıp biraz daha ekleme yapabiliriz. Ve biraz daha karabiber çekeceğim. Bir çay kaşığı kadar olsa yeterli olacak. Tekrar karıştırdık. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte yarım saat boyunca etler yumuşana kadar pişireceğiz. Yemeğimizi yarım saat boyunca kısık ateşte pişirdik. Etleri kontrol edeceğiz. Yumuşamışsa suyunu ekleyeceğiz. Çok az kalmış. Aslında bayağı yumuşamış. Kapağını tekrar kapattım. 5 dakika daha kısık ateşte pişerse etler biraz daha yumuşamış olacak. Diğer ocağa sos tenceremizi aldık. Ve içerisine 2 su bardağı süt ekliyoruz. Sütümüzü soğuk eklemeyeceğiz. Soğuk eklersek kesilme ihtimali var. Süt yerine ayran veya yoğurt da kullanabilirsiniz. Sütü çok az bir şey ılıtacağız. Sütümüz yeterince ısındı. Ocağı kapattık. Artık yemekle buruşturabiliriz. Tenceremizi açıyoruz. Önce yemeğimizin tadına bakacağım. Tuzu eksik mi? Tuzu gayet güzel. Isıttığımız sütü yavaş yavaş yemeğimize ekliyoruz. Sütün hepsini ekledik. Tekrar kapağını kapattım. Yaklaşık bir 15 dakika daha pişireceğiz. 10 dakika daha yemeğimizi
Kısık ateşte kaynattık. Artık yeterli. Ocağı kapattım. Son kez karıştırıp servis yapacağız. Şu an yemeğimiz hazır. Servise geçebiliriz. Son olarak yemeğimizin üzerine bir yemek kaşığı tereyağını yaktık. Bekliyoruz. Yemeğimiz tamamıyla hazır. Bakalım tadı nasıl olmuş. Düşünüyorum içerisine birazcık toz biber yakabilir miydik tereyağıyla? Veya nane koyabilir miydik? Veya hasbir ekleyebilir miydik? Ama ben orijinal tarife sadık kalmak istedim. O yüzden ekstra bir şey eklemedik. Tabağımızı alalım. Efendim, şorbik hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım yemeğimizin tadı nasıl olmuş. Uzun zamandır kanalda sulu yemek veya çorba tarzı tarifler paylaşmıyorduk. Bu tarif de güzel oldu. Sanki birazcık böyle un istiyormuş gibi. Unla biraz bağlayabilirdik aslında. Biraz daha koyulaşabilirdi. Şöyle bir yemek kaşığı un kullansaydık. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Soğan ve tereyağından dolayı şöyle farklı bir lezzeti var. Soğan çok yakışmış. Et de pamuk gibi olmuş. Özellikle suyu çok lezzetli. Mis gibi olmuş. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Tarifimiz gerçekten çok lezzetliydi. Efendim, bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın. Buradan Tunceli'ye, tüm Türkiye'ye ve dünyada bizi izleyen herkese selamlar, saygılar.